Merhaba arkadaşlar, iyi geceler herkese. Bugün iki şey izledim, onlardan bahsedeceğim. Uyandım işte, kahve içerken Ekşi Sözlüğe girdim ve başlıkta şeyi gördüm. Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığını gördüm ve Fenerbahçe TV yazdım Google'a. Onu izlemeye başladım. Orada yaşanan meseleleri takip ettim. Bu akşam da bir Alman tiyatrosuna, Admiral Palast'a gittim. Orada da bir Almanların bir kabare gösterisini izledim. Aradaki farkı birazcık kafamda değerlendirip sizlerle de paylaşmak istedim. Aslında fark şu, yani 4 milyon Türkiye kökenli insan neden Almanya'da yaşıyoruz, işçilik yapıyoruz, birçoğumuz zor işlerde çalışıyoruz. Yani kolay işlerde çalışsak bile vatan hasretiyle, memleket hasretiyle, köyümüzün hasretiyle, ana babalarımızın, kardeşlerimizin, yeğenlerimizin, dayılarımızın, amcalarımızın, ağalarımızın, neyse işte hasretiyle yaşıyoruz. Biraz cevabı niteliğindeydi bence bu aradaki fark. Kadıköy'de büyüdüm ben. Kadıköylüleri tanıyorum. Yani genelde bu siyasal İslam'a pek prim vermeyen insanlardır. Daha çok Atatürkçü, daha böyle cumhuriyetçi, daha böyle demokrat ve özgürlükçü fikirler savunan insanlardır. Onların bile artık mevcut işte hükümet ve onun bir takım işte tasarruflarına, yaptıklarına, siyasi hareketlerine bir şekilde onay verdikleri bir haldi gördüğüm oydu. Yani eğer yanılmıyorsam. Çünkü Ali Koç da oradaydı, Ali Şen de oradaydı, Vefa Küçük de oradaydı, hepsi oradaydı. Tabii bugünkü toplantıyı hani böyle eski hakem hocaları falan oturup maçları değerlendiriyorlar ya, VAR sistemi olmadan önce daha çok vardı öyle program. Şu an var mı bilmiyorum. Var yokken vardı, var varken var mı bilmiyorum. Bu da acayip bir Türkçe oldu. Aziz Yıldırım'a sormak lazım. Başkan ne diyorsun sen bu meselelere yani? Sen 3 Temmuz'da bunların hangisi senin yanındaydı ki sen bu takımı o süreçten kurtardın? Dimdik ayakta işte son kale Fenerbahçe diye ya da Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz sloganlarının tribünlerinde yankılandığı o takım. Bugün işte böyle bir durumla karşı karşıya ne diyorsun baba? Hani ona bir sormak lazım. Ben de merak ediyorum yani. Hani Türkiye'de bir gazeteci var mı, kaldı mı gidip bunu sorsa da Aziz Başkan da bir anlatsa, ulan şu işte Cumhurbaşkanı'na koşa koşa giden dangalak şudur, işte şu başkan o dönem şuradaydı, işte bu Cumhurbaşkanı zaten bizi hiç aramadı, diğeri zaten şöyleydi, diğeri bu zaten beş para, ya da bu iyiydi, bu kötüydü, ya da bizi aradı Cumhurbaşkanı, sahip çıkıyor. Önemli değil. Ne olduğunu bize keşke anlatsa. Ama tabii memlekette gazetecilik namına hiçbir şey kalmadığı için böyle bir şey de olmayacak. Belki de o da konuşmaz yani. Belki de gazeteci vardır da onun böyle bir şey konuşmaya isteği yoktur. Hani çok fazla haksızlık etmeyelim. Vefa küçük bir şaka yaptı Sayın Cumhurbaşkanımıza. Oradaki moderatörün deyimiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza. Dedi ki yani madem divan kurulu üyesi olduğunuz 25 yıl üyelik sürecinin ardından söz sahibi olmak istiyorsanız aidatlarımızı yatırmanız gerekir. Son ödeme tarihi de 31 Mart. Lütfen ajandanıza kaydet. Hocam iyi şaka. Yani tabii bunu hani yaşına göre ya da kim olduğuna göre değişecek bir şey ama hani gelmiş 70 yaşına. Fenerbahçe'nin divan kurulu başkanı. Hani bu adam bunu söyleyebilir. Buna hakkı var yani Vefa Küçük. Tanınmış, kıymetli, pozitif bir adam. Hani buna güler geçersin. Yok hocam yani inanılmaz bir gerginlik oldu orada. Şimdi oradan lafı şuna bağlayacağım. Gittim kabareye bağlayacağım. Şimdi Angela Merkel'in bir tane fotoğrafını koymuşlar. Size göstermeye çalışacağım onu. Kabarenin girişine şu fotoğrafı koymuşlar. Görünüyor mu? Muhtemelen görünüyor. Bayağı böyle makara yapmışlar yani Angela Merkel'le. Söylemedik, hiçbir şey bırakmadılar Angela Merkel'e. Tabiri caizse bugün, bu gece orada ağzına sıçıyor. Yani neler neler söylemediler ya. Berlin'in ortasında 1500 kişinin izlediği bir kabarede kadını perişan ettiler. Ama bu böyledir yani. Eğer Almanya ileri bir medeniyetse bunun en büyük etkenlerinden biri de kabare sanatıdır. Siyasetçilerin hicvedilmesidir. İğnelenmesi, hakaret ediyorlar yani. Gerçekten hakaret ediyorlar. Ya diyecek ki hocam doğru. Doğru ya. Sen eğer siyasete kafayı takmışsan ve o kadar rahat yaşıyorsan, yani devletin bütün imkanlarıyla muhteşem bir hayat yaşıyorsan ve bütün aile fertleri bunu yaşıyorsa o zaman bedelini ödeyeceksin. Neyle? Hicvedilerek, eleştirilerek, her hareketin gözlem altında tutularak. Hayat kolay mı? Herkes ne işler yapıyor yani? Maden ocağında çalışıyor, 12 saat direksiyon sallıyor, şehit oluyor, asker, neyse yani. Sen siyasetçi o, Mercedes'e bin, sarayda yaşa, kral gibi her yerde karşılan, en güzeliye, en güzeli hiç. Tek yapman gereken herkesin kahvede konuştuğu şeyi senin de konuşman. Önde bir prompter varsa var, yoksa da okey. O da olabilir. Her ülke başkanı ya da cumhurbaşkanı başbakan için söylüyorum yani. Sadece bizimki için değil. Abi eleştirileceksin ya. Senin de tek derdin bu olsun yani. Bizde o da yok. Adam şaka yaptı. Ağzına burnuna bulaştırdı yani mecburen. Karşıdan öyle bir reaksiyon yok yani. Sen şaka yapıyorsun da karşıdaki gülmüyor. O şaka olmuyor sonra işte. Çok güzeldi hocam. Yani siyasilerin hicvedilmesi ve sonra halk tarafından ayakta alkışlanması o sanatçıların çok güzel ya. Çok eğlendim yani. Çok bahtiyar oldum. Çok mutlu oldum. Bu ülkede neden yaşadığımla ilgili tekrar o
okeyim yani. İçimdeki insanla hemfikirim. Hani içimde bir insan hep bunun doğru olduğunu. Bir diğeri de ulan bir ego, bir süper ego var ya. Yani iki kişiyiz bir sonuçta yani. Beyin, vicdan, kalp ne derseniz. Birbirimize konuştuğumuzda ulan burada olmak iyi. Diğeri diyor ki ulan yok falan. İyi abi işte. Bugün hem egom hem süper egom. İçimdeki iki o canavarda gerçekten burada olmak güzel yani. Bu duyguları yaşamak, onu yaşamak güzel yani. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar falan değil hocam. Medeniyet dediğin herkese lazım. Vallahi bak. Arabam yok bu aralar. S-Bahn'a bindim işte, trene. S-Bahn ne demek? Straßenbahn değil de. Straßenbahn değil mi? Tabii. Straßenbahn. U-Bahn, Unterbahn, S-Bahn, Straßenbahn. O da var. Neyse yanlışsam düzeltin. Gin tonic içtim de bugün. Göstereyim size. Valla Berlin'de yaşayanlar varsa bu cini için tavsiyemdir. Gib deinem Leben einen Gin. Çok güzel bir cin. Tavsiye ederim yani. Ya trene bindim uzun zaman sonra işte. Bindim içeriye, şeye doğru gittim işte. Yolcuların oturduğu yerde yer yoktu. Aradan böyle direği tutacağım yani. Yolcuların olduğu koltukların direğini. Bir arkamı döndüm ki kapının oralar boş yani. İçeriye girmeye gerek yokmuş. Şimdi biz memlekette tabii öyle yani, İstanbul'da büyüdüğüm için. Toplu taşımayla ilgili benim geçmiş tecrübelerim o yönde. İlerle kardeş. İleriye doğru ilerle yani. Bir şekilde içeri doğru. Burada öyle bir şey yok yani. Sonra geçtim kapıya, yaslandım. Kulaklığımı taktım ve dedim ki yani Almanya'da olmak güzel. Bizim memlekette şeydir toplu taşımayla ilgili. Bir kişi uzatmadı uzatsın. Parası yoksa rezil edecek o adamı yani orada. Utandıracak yani. Bir kişi kaç para ki lan? 2.50, 3 lira. Ne yapacaksın? Nereye sokacaksın yani 3 lirayı? Bırak daha bir kişi de ödeyememiş yani. Burada mesela öyle bir durum yok. Burada biniyorsun ve karşılıklı güven var. Yani devlet vatandaşına, vatandaş devletine güvenir. Kimse kimseyi onurunu kıracak şekilde uyarmaz yani. Tabii ki arada bir kontrol olur. Bilet olmayan indirilir. Tren gider. Bir kenara çekilir. Adres alınır. Adresine mektup gönderilir. O da ona überweisung yapar falan. Havale yapar yani. Ama bir kişi uzatmadı, kim uzatmadı, sen uzatmadın, in aşağı. Bu yoktur yani. Burada böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Burada benzininiz bile bitse, paranız yoksa gider benzin istasyonunda bir form var. Doldurursunuz, param yok dersiniz. Ulaşım, seyahat özgürlüğü yani içip arabayı vurmamışsanız herkesin hakkıdır bu yani. Ehliyeti olan herkesin ulaşım özgürlüğü vardır burada. Yani toplu taşıma yoksa bile dediğim gibi hani arabayla hani benzin alırsın. Sonra onu havale edersin falan. Belki 1-2 euro üzerine bir faiz bir şey koyarlar ya da bir işlem ücret. Ama bizdeki gibi değildir yani. Bugünkü yaşadığım işte bir takım tecrübelerden biri de buydu. Ulan ya ben de anlatıyorum ama kime neyi anlatıyorum bilmiyorum ki. Bu biraz şeydi yani böyle içime içime konuşmaktı. Yani günlük tutsam yazacağım ya da ne bileyim ek sözlük yazar olsam oraya döşeyeceğim ya da ne bileyim. Twitter'ı çok kullansam tweet atacağım. Şimdi çok yazacak durumda değilim. Yani sevmiyorum yazmayı bir süredir. Okumayı da sevmiyorum bir süredir. İzlemeyi de sevmiyorum bir süredir. Böyle fikirlerimi, duygularımı, yaşadıklarımı, yapmak istediklerimi, vermek istediğim mesajları ya bir konuk marifetiyle ya da direkt böyle kendim anlatarak kameraya not bırakmak bu aralar yapabildiğim, yapmak istediğim tek şey açıkçası. Bu arada bir iki sözcük yazarına teşekkür etmek istiyorum. Nick'i, bunu Nick yaptım. Hacı güzel mi? Valla adın nedir? Kimsin? Nerede yaşıyorsun? Bilmiyorum. Ama yazdığın mesaja çok teşekkür ederim. Çok 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 güzel bir mesaj. Sağ ol, var ol. Gefällt mir das. Almanların dediği gibi. Hoşuma gitti yani bu. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bugüne düşmek istediğim notlar bunlardı. Kendinize iyi bakın.